Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Görüşme sürdüren ülkelerden biri olan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile satın alımı noktasında görüşmelerin sürdüğünü, görüşmelerin yalnızca TB2 ile sınırlı olmadığını ifade etti. Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları son dönemde birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'nın, Bayraktar TB2 SİHA tedarik etme kararının ardından Letonya'dan da benzer sinyaller geldi. Macaristan'ın ismi de SİHA talep etmesi düşünülen ülkeler arasında geçiyor. Büyükelçi Matiz, bu konuda şu anda net bir plan yok, dedi ve şunları ekledi. Görüşmeler her anlamda devam ediyor. Sadece İHA SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde. Değerlendiriyoruz ve her zaman en uygun olanı seçmeye hazırız. Öte yandan Macaristan, Türkiye'den Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı da tedarik etmişti. Matiz, bu konuya dair ise şunları söyledi. Macaristan, NATO'da üstlendiği görevleri çok ciddiye alıyor. Bu nedenle bütün ordumuzu yeniliyoruz. Orta Avrupa'nın en güçlü ve en modern ordusu haline gelmek istiyoruz. Bu kapsamda Türk savunma sanayisinden Ejder Yalçın araçlarını seçtik. Macaristan ordusuna özelleştirerek bu araçları kullanacağız. Ama sadece bu değil. Türk savunma sanayisi son zamanlarda çok güçlendi. Yöneticilerimizin gözü devamlı Türkiye'de. Ne gibi işbirlikleri yapabiliriz onlara bakıyorlar, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.